Ben ismim İlmaz Akpınar, Kayseri'deyim. Saraciye mesleğini yaşatmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Normalde benim asıl mesleğim ayakkabıdır. Kösel ayakkabı ustasıyım. Ama sonradan işte e, meslek değiştirmiş olduk. O Saraciye mesleğine geçtik. Bu mesleğe tesadüf eseri başladım. Ben çok küçük yaşta usta olduğum için işte derileri çekmekte zorlanıyordum. O zaman tabii e, kolum ağrıdığı için, e, gücüm yetmediği için kolum muhafaza etsin diye bileklik falan yapıyordum deride kendim. Biraz da kabiliyetim vardı. Ee, öyle yaparken yaparken işte hediyelikçi dükkanlarından istediler. Böyle böyle işte ondan bize de yap, biz satalım falan diye bir ara böyle çok modaydı. Şimdi hala takılıyor deri bileklik takı olarak, aksesuar olarak bileği ağrıyanlar için yapıyoruz. Öylelikle başladık talep oldu. Sonra Kayseri'de geleneksel atlokçuluk kulübü kuruldu. Ee, savaş sanatları. Oradan e, malzeme istediler. Onlara yaptık. Öylelikle işte tanındık. Ürünler tamamen orijinal ve el işçiliğidir. Orijinal deri, orijinal kürk. Tamamen el yapımıdır. Gelenekselle Kalıbından çıkmadan tasarım da yapabiliyorum ama kendi özgün yaptığım ürünlerde tasarımlarım kendime aittir. En garibi Erciyes Üniversitesi'nde psikolojik tedavi için deriden böyle aynayla derinin birleşimi bir e, böyle bir obje yapmıştım. O psikoloji tedavi gören hastalarda böyle aynaya bakarak bir e, işte onu doktorlar tabi biliyorlardır şimdi ben bilmiyorum içeriğini ama Öyle bir şey yaptık. Onu da tedavi amaçlı kullanıyorlar. Mesela kuaförlere böyle makas çantası işte fırça çantası koluna bileklerine bellerine bağlamak için mesela dün şey yaptık pastırma doğramak için pastırma parmaklığı yaptık birçok birçok şey var ama şu anda da çok da aklıma gelmiyor ama çok şey var yani deriyle her şey yapabilirsiniz yani deri Bildiğiniz hamur. Sadece ona şekil vermek sizin e, hamuratlığınıza bağlı, marifetinize bağlı. Deriyi yani e, kullanacağınız alan, kullanacağınız ürüne göre iyi seçerseniz sizin beklediğinizden iyi sonuç alırsınız. Yeter ki yapacağınız işe uygun olan bir deriyi seçin. Her deri her işe olmuyor. Yani olsa bile istediğiniz sonucu vermiyor, istediğiniz güzelliği vermiyor. İşte bunu bilmek lazım. Bizim meslekte özellikle bu çok önemlidir. Yakıştırma sanatı çok önemlidir. Tasarım çok önemlidir. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben e, bu saraci mesleğinde ustam yok. Ama ayakkabı mesleğinde bir ustam var. Kulaklar için mahir abi. Ayakkabı mesleğinde ustam var ama bu, bunda ustam yok. Bunda benim bir kabiliyetim varmış. Yani içimde olan bir kabiliyet. Çok meraklıydım ben. Çocukluğumdan beri çok meraklıydım. Yani işte bir marangoz bir şey yapsa onu takip ederdim, izlerdim. Demek ki benim şeyim göz ustalığıyla öğrenebileceğim şeyleri elime yansıtmam daha kolay oluyor. Belki öyle bir kabiliyetim var diye düşünüyorum. Onu yaptığımı düşünüyorum yani şimdi herkes de takdir ediyor sağ olsunlar. Ürünlerimi de severek meydana getiriyorum. Yapınca da hoşuma gidiyor. İşte başka yapanlara da bakıyorum. Bazılarından iyi yapıyorum. Bazılar benden iyi yapıyor. Şimdi deri olarak çeşitlilik çok fazladır. Mesela yılan derisi vardır, balık derisi vardır, kuş derisi vardır timsah derisi vardır. Yani aşağı yukarı bütün memeli hayvanların derileri vardır mevcutta. Ama işte dediğim gibi kullanış alanları farklıdır. Mesela bir yılan derisini tutup da işte börk yapmak uygun olmaz. Mesela tirkeş yapmak uygun olmaz. İşte kemer olur. İşte bayanlara cüzdan olur. Saat kordonu olur. Bunun gibi şeyler yani mukavemetine bağlı tabii aynı zamanda. Eee de kendi arasında isim olarak mesela vakıta deri var, vidala deri var, yarma deri var, e, glese deri var, Greyzi deri var. Ee, ne bileyim yani çok aşırı çok yani rugan var, Rolex var, sabunlu deri var, sabunlu kösele var. Ondan sonra yağlı deri var. Flap deri var. Say saymakla bitmez yani. Ama bunları tanımak önemli olan. Deriyle alakalı eklemek istediğim bence herkesin kullanması gereken ayakkabı da olsun, işte çeket de olsun, mont da pahalıdır ama mesela bugün atıyorum bir mont alıyorsunuz emitasyon. Bana çok denk geliyor. Mesela buraya boyatmaya getiriyorlar, tadilata getiriyorlar. Tadilat yapmıyorum şu anda ama e, emitasyon mont almış. Deri diye satmışlar. Bir yıl sonra kabuk atmış deri. Ya sonuçta e, 400-500 lira para vermiş, bir yıl giymiş. 700 lira verse derisini alsaydı 10 yıl giyerdi. Yani aradaki fark bu. Aslında fakirin kullanacağı ürün deridir. Ayakkabıda da, her şeyde. <laughs>